Mutlu akşamlar sayın seyirciler. TV19 ana haber bülteniyle karşınızdayız. Reyhanlı Bükülmez, Hudut Karakol Komutanlığı'nda görevli bir asker nöbetteyken Suriye'deki terör örgütü PYD-PKK bölgesinden açılan keskin nişancı ateşiyle şehit oldu. Hatay'da Reyhanlı Bükülmez Hudut Karakol Komutanlığı'nda görevli bir asker, nöbet görevi sırasında Suriye'deki terör örgütü PYD-PKK bölgesinden açılan keskin nişancı ateşiyle şehit oldu. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada sabah saat 8.45 sularında 2. Hudut Alay Komutanlığı, Reyhanlı Bükülmez Hudut Karakol Komutanlığı'nda görevli bir askerin nöbet görevi esnasında Suriye'deki PYD-PKK bölgesinden açılan keskin nişancı ateşiyle şehit olduğu belirtildi. Söz konusu bölgeye uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında ateş açılarak misliyle mukabelede bulunulduğu bildirildi. Açıklamada şehit asker için Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarıyla Türk milletine başsağlığı dilendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Anadolu Yayıncılar Derneği üyeleriyle buluştu. Erdoğan, tutuklu gazeteciler üzerinden Türkiye'yi eleştiren Avrupa'ya tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Merkel'in Hollanda'nın yanındayız açıklamasına ilişkin ise ben de halkımın ve hakkın yanındayım dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Anadolu Yayıncılar Derneği üyelerini kabul etti. Onunla ilgili programa TV19 Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Kılıç, Genel Yayın Yönetmeni Murat Erdoğan ve TV19 ekibi katıldı. Tüzüklerle çarpışarak büyüdük. Anadolu Yayıncılar Derneği üyelerine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel medyanın önemine dikkat çekti. Biz Anadolu basınını tek parti dönemine karşı verdiği demokrasi mücadelesinden biliriz. Biz Anadolu basınını darbe dönemlerinde herkes susarken konuşma cesaretini göstermesinden biliriz. Biz Anadolu basınını kıt imkanlara rağmen fedakarlıkla, cesaretle, kararlılıkla yürüttükleri faaliyetlerinden biliriz. Daima da takdirle yad ederiz. Yerel basının gücü demokrasinin gücünü gösterir. Bunun için yerel basının gücünü öyle reytingle, tirajla ölçmek doğru değildir. Orada kemiyetten çok keyfiyet vardır. Uydu kiralarından müzik telifi ücretlerine kadar Anadolu basınının imkanlarını zorlayan hususlarda bu durumun göz önünde bulundurulması gerektiğine inanıyorum. Erdoğan, tutuklu gazeteciler üzerinden Türkiye'yi eleştiren Avrupa'ya tepki gösterdi. Kendi ülkesini yurt dışındaki bir takım güçlere şikayet eden, ihbar edenlerle mücadelemizi sonuna kadar sizlerle birlikte sürdüreceğiz. Medya mensubu görüntüsü altında terör örgütlerine militanlık, yabancı servislere ajanlık yapanlara asla taviz vermeyeceğiz. İşte adam geliyor. Tam bir ajan terörist. Neymiş? Basın mensubuymuş. Ve bir ay Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda misafir ediliyor, rezidansında. Tam da bizim Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün hemen altında sahilde. Bir ay kendini orada misafir ediyorlar. Ve şansölye, İşte bizim diyor böyle böyle burada çifte vatandaş olan bir gazetecimiz var. Bunu bırakmanızı özellikle istiyoruz diyor. Dedim ki ben sizden 4500 PKK'lı teröristin dosyasını size verdim ve bu teröristlerin iadesini istedim. Verdiniz mi? Yargı bakıyor. Bizde de bırakın yargı baksın. Gelsin yargıya teslim olsun.
Cumhurbaşkanı Merkel'in Hollanda'nın yanındayız açıklamasına da cevap verdi. Sen Türkiye Cumhuriyeti'ni Cumhurbaşkanı'na adeta kapını kapıyorsun. Bakanlarına kapını kapıyorsun. Uçuş izni vermiyorsun. Oraya gidenleri konuşturtmuyorsun. Ve Hollanda'da atını itini benim vatandaşlarımın üzerine süren, benim bakanımı affedersin arabada mahkumiyet verene sen diyorsun ben de Hollanda'nın yanındayım. Peki sen Hollanda'nın yanında mısın? Güzel. Ben de halkımın ve hakkın yanındayım. Böyle devam edeceğiz. Böyle devam edeceğiz. Muhalefeti eleştiren Recep Tayyip Erdoğan 16 Nisan Anayasa Değişikliği halk oylaması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Muhalefet yatıp kalkıp ne diyor? Tek adam. Tabii bunlar okumadıkları, okuduklarını da anlamadıkları için Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile tek adam rejimini birbiriyle karıştırıyorlar. Tek adam rejiminde ise seçim filan yoktur. Tamamen siyasi ve ekonomik şartlara bağlı olarak ortaya çıkar. Süresi de yoktur. Bizim getirdiğimiz yönetim sisteminde Cumhurbaşkanı en başta milletin, onunla birlikte meclisin ve kamuoyunun denetimine tabidir. Başbakan Binali Yıldırım Iğdır'da halka seslendi. Miting alanındaki vatandaşları selamlayarak konuşmasına başlayan Yıldırım, Türk dünyasının Nevruz Bayramı'nı kutladı. Yıldırım, Avrupa'yı ve CHP'yi de eleştirdi. İşte... AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması çalışmaları kapsamında partisince Zübeyde Hanım Bulvarı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. Çocuklarımızın geleceği için hazır mıyız? Miting alanındaki vatandaşları selamlayarak konuşmasına başlayan Yıldırım, Türk dünyasının Nevruz Bayramı'nı kutladı. Bütün kardeşlerimi selamlıyorum. Güneş, unutmayın Iğdırlılar, en önce... Buradan doğar, Iğdır'dan doğar. 16 Nisan'ın güneşi de Iğdır'dan doğacak. Güneş en önce Iğdır'dan yükselir. Diriliş en önce Iğdır'da başlar. 16 Nisan baharı inşallah ilk önce Iğdır'dan yükselecek. Iğdır'dan başlayarak Türkiye'yi baharın kokusu, baharın heyecanı ve umudu saracak. Hepinizden Allah razı olsun. Sevgili Iğdırlılar, sevgili kardeşlerim, burası Iğdır, kardeşliğin merkezidir. Yıldırım Avrupa'yı eleştirdi. Avrupa, dost bildiğimiz Avrupa, çok yoğun bir şekilde sandıktan hayır çıkması için aktif kampanya yapıyor. Bölücü örgüt paçavralarıyla Avrupa sokaklarında rahat rahat gezerken, kampanya yaparken, mitingler yapılırken, Kandil'e canlı bağlantılarla bağlanırken Avrupa'da evet kampanyası yapmak kısıtlanıyor. Memleket sevdalılarıyla buluşmamıza bin bir mazeret çıkarılıp engeller konuyor. Başbakanın hedefinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da vardı. CHP Genel Başkanı kasıtlı olarak ardı ardına onlarca yalan. Ana muhalefet partisine yakışmıyor. Cumhurbaşkanlığı, hükümet sistemi olmayan şeyleri varmış gibi anlatıyor gençler. Yalanı da çok rahat söylüyor. Adeta siz tabii ki tanıyorsunuz onları. Ama tanımayanlar olabilir. Biz tanımayanlara da anlatalım. Bunlar bu sefer diyor ki tek adam rejimi gelecek.
Başbakan bölücü terör örgütünün Kürtlerin asla temsilcisi olamayacağını vurgulayarak evet dediğinizde Kandil'in mumu sönecek dedi. Bölücü terör örgütü bizim Kürt kardeşlerimizin temsilcisi asla olamaz. Bunlar Kürt maskesi takmış. Bunlar Kürt maskesi takanlar. Bunlar milliyetçi maskesi takmışlar. Ama bunlar teröre destek veriyorlar. PKK'ya, FETÖ'ye destek veriyorlar. Bu oyunu Iğdır bozar mı? Bozar mı? Bu tezgahı Iğdır devirir mi? Evet diyenler, bunların hevesini kursaklarında bırakacak mısın Iğdır? Evet dediğinizde Kandil'in mumu sönecek. Evet dediğinizde Pensilvanya'nın ışığı sönecek. Evet dediğinizde teröristler korkacak. AK Parti Çorum İl Başkanlığı tarafından organize edilen Büyüklerimize Hürmet, Kararımız Evet adlı program yapıldı. Programa Uluçınarlar yoğun ilgi gösterdi. AK Parti Çorum İl Teşkilatı Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından organize edilen Büyüklerimize Hürmet, Kararımız Evet adlı program düzenlendi. AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, engellilerin, yaşlıların, şehit yakınlarının ve gazilerin yakınlarıyla ilgili olarak hem ulusal anlamda hem de yerel anlamda çalışmaların devam ettiğini söyledi. Yaşlılarımızla ilgili olsun, şehitlerimizle ilgili olsun, yakınlarıyla ilgili, gazilerimizle ilgili olsun, engellilerimizle ilgili olsun, yasal düzenlemelerin yapılması ve hükümet nezdinde de gerekli kararların alınması noktasında takipçiler. Biraz önce gösterildi, nereden nereye geldik. O detaylara ben girmeyince vekillerimiz anlatırlar inşallah. Belediyemiz ise yerelde yaşlılarımızın, engellilerimizin, yani analarımızın, babalarımızın yaşamını kolaylaştırmak için ne gerekiyorsa yapıyor. Biz teşkilat olarak bunları koordine etmek, sizlere sunmak düşüyor bizlere. Onun için sözlerimi çok uzatmayacağım. Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Uluçınarlara yılın 365 gününde ilgi gösterilmesi gerektiğini söyledi. Bu hafta Türkiye'nin birçok yerinde buna benzer programlar yapılacak. Değişik vesilelerle az önce İl Başkanımız da söyledi. Aslında gönül ne kahve ister ne kahvane, gönül muhabbet ister kahve bahane sözünde ifade edildiği gibi biz bunları sadece bir vesile biliyoruz. Yoksa yılın 360 gününde görmezden geldiğin, duyarsız kaldığın, umursamadığın insanlar grubuna sadece bir hafta ya da bir gün dolayısıyla ilgi gösteriyor değiliz, olamayız. Çünkü Allah bizi bundan men ediyor. Sahip olduğumuz kültürümüz, örfümüz, adetlerimiz, geleneklerimiz bizi bundan men ediyor. Biz böyle bir toplum değiliz. Yılın 365 gününün her saatinde etrafımızda kim varsa, büyüğümüzse ona gerekli hürmeti göstermek, saygıyı göstermek, küçüğümüzse ona gerekli ilgiyi, şefkati göstermek. Aç açık bir insansa onun ihtiyacı neyse o ihtiyacını gidermek, temin etmek bizim hem dini bir görevimizdir hem de bizim insani bir görevimizdir. Muzaffer Külcü, Uluçınarların tecrübeleriyle geleceğe ışık tuttuğunu ifade etti. Biz doğrusu özel bir milletiz. Bizim hem dinimiz hem de geleneklerimiz bizi bu konuda çok güzel bir şekilde yönlendiriyor. Bakın biz büyüklerimize, yaşlı diyorlar ya, aslında biz onlara yaşlı demiyoruz.
benden çok defa duymuşsunuzdur. Televizyondan dinlemişsinizdir. Biz büyüklerimize ulu çınarlarımız diyoruz. Büyüklerimiz, ulu çınarlarımız bizim topraklarımızın, devletimizin, ülkemizin, evimizin bereketidir. Yavrularımıza, çocuklarımıza nasıl gözümün nuru diyorsak, büyüklerimiz de sahip oldukları tecrübeyle yolumuzun ışığıdır. Külcü yaşlılara saygının önemine değindi. Ayet-i Kerime'de ne buyuruluyor? Ana babanızdan birisi ya da her ikisi yanınızda yaşlanırlarsa onlara öf bile demeyiz. Bizim için ölçü bu. Bakıp bakmamak, ilgilenip ilgilenmemek, onun ihtiyaçlarını giderip gidermemek değil. Bakın o konudaki ölçü, öf bile demeyin diyor. Bir yanıyla bu. Öbür yanıyla da bizim geleneklerimiz açısından da biz anne, baba ve çocuklardan müteşekkil 3 kişilik, 4 kişilik aileyi benimseyen bir toplum yapısına sahip değiliz. Bizim için kendi anne babamız, eşinizin anne babası aynıdır. Evlatlarımız ve çok yakınımızda bakımımıza ihtiyaç duyan birinin çoluğu, çocuğu, evladı varsa bizim örfümüzde o da alınır, o evin bir parçası haline getirilir. Muzaffer Köycü dün adam yerine konulmayanların bugün adam yerine konulduğunu belirtti. Hükümetimizin 15 yıldır yaptığı yatırımlar, bu alandaki hizmetler dün akla gelmeyen hizmetlerdi. Yani bankadan parasını çekiyormuş da şimdi evine gidiyormuş. Bu değil. Bu değil benim söylediklerim. Dün ötelenen, örselenen, adam yerine konulmayanlar bugün adam yerine konuluyor. Onu söylüyorum. İşte yola çıkarken insanı yaşat ki devlet yaşasın deyince ortaya böyle hizmetler çıkıyor. Yok, onu görmezden gelirsen, farklı bir çizgiye sapıp gidersen, o zaman da ne yazık ki bunun faturasını, bunun bedelini millet olarak hep beraber ödüyoruz. Nitekim geçmişte defalarca bu faturaları ödedik. Külcü 16 Nisan referandumu ile ilgili de konuştu. Önümüzde bir referandum süreci var. Nisan'ın 16'sında inşallah bu millet geleceğini oylamak üzere sandığa gidiyor. Bir kere şunu söylemek lazım. Bu bir seçim değildir. Bu seçim AK Parti'nin, CHP'nin, MHP'nin ya da bir başka partinin birbiriyle yarıştığı bir seçim değildir. Bu bir referandumdur ve referandumda sorulan soru, kıymetli büyüklerim, şudur. Ey milletimiz, biz mecliste günler geceler boyu çalıştık. Oradan önünüze bir anayasa değişikliği metni getiriyoruz. Bu metinde diyoruz ki biz meclis olarak yetkilerimizin birçoğunu milletimize teslim etmek istiyoruz. Egemenliğin gerçek sahibi olan millete o yetkileri vermek istiyoruz. Bu ülkenin idarecisinin, en başındaki kişinin kim olacağına direkt millet karar versin istiyoruz. Egemenliği tüm anlamıyla millet kullanmak istiyor mu, istemiyor mu? Bunu soruyoruz. Ve biz buna diyoruz ki, evet, sizlerden şunu istirham ediyorum. Bulduğunuz, gördüğünüz, sözünüzü, sohbetinizi dinleyen herkese lütfen bunları anlatın. Bu bir seçim değildir, bu bir gelecek meselesidir.
milletin bekası meselesidir ve burada hiç kimsenin parti meselesi gözetmek hakkı yoktur. AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye İksen Ceritoğlu Kurtsa yaşlılardan eski Türkiye'yi gençlere anlatmalarını istedi. Sizden tek ricam lütfen özellikle 2002 yılında 2000'lerde 98'lerde doğan gençlerimize bundan önceki Türkiye'yi, koalisyon Türkiye'sini, 1,5 ay süren hükümetleri, 1-5 geri gidişlerimizi, kitaplarını bile bulamadığımız dönemlerde eğitimle mücadele ettiğimizi, kardeşin kardeşinin vurduğu 80 olaylarını, Çorum'da aynı silahtan bir gün MHP'si bir gün CHP'sinin öldürüldüğünü, yani istikrarın ne demek olduğunu lütfen sizler anlatın. Biz anlatınca bunlar siyasi diyorlar, kapı kapı geziyor diyorlar ama siz komşunuza bunu anlatırsanız siz tecrübelerinizi anlatıyorsunuz, siz yaşanmışlıklarınızı anlatıyorsunuz. Programda konuşan AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da yaşlılar için yapılanların yeterli olmadığını ifade ederek bunların kendileri için görev olduğunu belirtti. Yaşlılarımıza karşı yaptığımız, bana göre bu yeterli mi yeterli de daha da çoğunu yapmamız lazım sizlere. Sizler bunun daha çoğunu hak ediyorsunuz. Sizler dualarınızla her zaman bizim yaşımız yanımızda olsun. Sizler dualarınızla bu topraklarda her zaman bizim işimizi kolaylaştırdınız. Sağlıkla yaptıklarımız, emekli buyruklarından kurtulması, artık maaşlarımızı kendi evinizde teslim edilmesi, yine aynı şekilde evde sağlık hizmeti verilmesi, yine belediyemizin sosyal çalışmalar içerisinde bulunan, çok iyi biliyoruz, hepiniz de biliyorsunuz, tek tek yaşlılarımızın evde kendi hizmetini yapamayan, temizlik hizmetini yapamayan yaşlılarımızın evlerine gidip o görevini yardımcı olması, onların tırnak içinde söylüyorum, kendi işini yapamayanın çamaşırını dahi yıkaması, bunların hepsi bizim size yaptıklarımız değil, bizim size karşı görevlerimiz, bunu yapmak zorundayız. Çorum Hak İş Sendikası Turgut Özal konferans salonunda toplantı düzenledi. Toplantıda Hak İş İl Başkanı Mustafa Köroğlu ve işçiler 16 Nisan referandumunda evet diyeceklerini açıkladılar. Evet destekli programına hoş geldiniz diyoruz. Turgut Özal konferans salonunda gerçekleşen toplantıda Hak İş İl Başkanı Mustafa Köroğlu ve işçiler evet diyeceklerini açıkladılar. Köroğlu bir daha 15 Temmuz'ların yaşanmaması için evet diyeceğiz ifadelerini kullandı. Bir daha 28 Şubatlar, 15 Temmuzlar yaşanmamak için hesap verebilen bir cumhurbaşkanlığı için anayasa, siyasi istikrar ve referandum için evet diyeceğiz. Programda konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gülse, 16 Nisan Anayasa Değişikliği referandumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Belediyemiz ve şahsım adına en kalbi muhabbetlerimi sunuyorum. Bendeniz 12 Eylül'ü, 28 Şubat'ı, 28 Şubat'ta Milli Gençlik Vakfı Başkanlığı yapmış bir kardeşiniz olarak, darbeleri iliklerine kadar, 28 Şubat'ın soğuğunu iliklerine kadar yaşamış bir kardeşiniz olarak, demokratik bir gelecek için, ülkemizin geleceği için, gerçekten şu ana kadar yapılmış seçimlerin zirvesi olduğunu düşündüğüm ülkemin geleceği için evet diyeceğimi hatırlatıyorum. Yineliyorum, tekrarlıyorum. İnşallah Allahu Teala bir daha bize geçmişte yaşadığımız sıkıntıları yaşatmayacak bir sonucu 16 Nisan'da nasip eder diye dua ve temenni ediyor. En kalbi sevgi ve saygılarımla tekrardan hepinizi selamlıyorum. Allah'a emanet olun. AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Ordu ilimizde konuşuyor. Daha önce bu anayasa değişikliği ile ilgili başbakanla cumhurbaşkanı arasında herhangi bir ikilem yaşanırsa ne olur demişti. Şimdi de orduda diyor ki bu çift başlılıkla ilgili diyor bir karar verecek milletimiz diyor. Hala anlayamamış hakikaten. Burada iki şey dikkatimi çekti. Bir tanesi koskoca genel başkan salon toplantıları düzenliyor ve inanın dikkat ettim. Göz ucuyla bir önden bir de şöyle derinlemesine
çarptığınız zaman kaç adet olduğu çıkıyor. 100 kişi yok salonda. Bir tanesi de rahmetli Ecevit'i hatırladım. Ecevit unuturdu biliyorsunuz son dönemde sağlığı bozulduğu için. Bu adam gerçekten ya 18 maddenin neler getirdiğini bilmiyor ya da buna anlatıyorlar unutuyor. AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan artık Kılıçdaroğlu AK Parti hükümetinin başarılı olduğunu kabul etti ifadelerini kullandı. Tayyip Bey'den sonra ne olacak? Şunu kabul ediyorlar. Öyle bir yere geldi ki artık Kemal Kılıçdaroğlu ve muhalefet Tayyip Bey'in ve AK Parti hükümetinin son 15 yılda çok başarılı olduğunu kabul eder hale geldi söylemleriyle. Muhalefet bu hale geldi. Diyorlar ki tamam 15 yılda Tayyip Bey'le iyiydi ve bu sistem gidiyordu. Ve bundan sonra da Cumhurbaşkanı sistemiyle yeni sistemle de Tayyip Bey bu ülkeyi yine iyi yönetecek. Ama Tayyip Bey'den sonra ne olacak diye soruyorlar değil mi? Bunlar hiçbir zaman bu milletin iradesine güvenmediler, saygı duymadılar değerli arkadaşlar. Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra da Recep Tayyip Erdoğan Allah ömür verir iki dönemde bu sistemle Cumhurbaşkanı olarak devam ettikten sonra da bu millet, bu millete güveneceksin, bu millet doğru insanı bu ülkenin başına seçer. Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu ise yeni anayasanın neler getireceği hakkında bilgiler verdi. 18 yaşında milletvekili olur mu diyorlar. Demin yine Ahmet Sami Bey açıkladı. 18 yaşındaki adam şehit oluyorsa elbette milletvekili de olabilecek. Seçme ve seçilme yaşını 18'e indirmemiş ülke neredeyse bir tek Türkiye'de kaldı. Efendim 600 milletvekiline ne ihtiyaç var? 50 tane. Peki biraz yaşı benim gibi olanlar iyi hatırlarlar. Geçmişte meclisin milletvekili sayısı kaçtı? 450. Buna karşılık bir de senato vardı değil mi? 400 milletvekili bir de senato vardı. 150 kişide senatoyla beraber milletvekili sayısı topladınız mı? 400, zaten 600 yapıyor. Geçmişte Türkiye'nin nüfusu da bu kadar değildi üstelik. 50 bin 60 bin nüfusu vardı. 50 milyon 60 milyon nüfusu vardı. Ve bakınız Avrupa'da 53 bin kişiye bir milletvekili düşerken bizde 143 bin kişiye şu anda bir milletvekili düşüyor. 143 bin kişiye bir milletvekili düşüyor. Doğaldır ki yapmamız lazım bunu. Efendim çok söylenen bir başka yalan da milletvekili 2 yılda bir emekli oluyor diyorlar. 2 yılda emekli oluyor diyorlar. Zinhar yalandır bu. Doğru değildir. Salim Uslu 450'lere kadro müjdesi de verdi. Bu arkadaşlarımızın hem geçici işçilerin hem 450'lerin hem taşeron işçilerinin mevsimlik işçilerin kadro sorunları var. Çözülmesi lazım. Evet. Sayın Başbakanımız da dediler ki Cumhurbaşkanımız da sonra İstanbul'da tekrarladılar. Evet bu kadro sorunun çözülmesi lazım. İlgililere talimat verdim. Çalışmalarını yapıyorlar. İnşallah en kısa zamanda çözülecek dediler. Ben de Çorum Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında ünlü şairleri Çorumlu şiirseverlerle buluşturdu. Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Devlet Tiyatro Salonu'nda ünlü şairlerin katılımıyla muhteşem bir şiir gecesi düzenlendi. Gün gider. Nurullah Genç, Arif Ay, Mustafa Özçelik, Müştehir Karakaya, Nuray Alper, Özcan Ünlü ve Emel Demireze'nin katılımıyla yapılan geceye özellikle gençlerin ilgisi yoğun oldu. Programı başından sonuna kadar büyük bir ilgiyle takip eden gençler program sonunda ünlü şairleri ayakta alkışladılar. Beynimde yorumlayamadığım bir takım düşünceler oldu. Ünlü şair Nurullah Genç, Çorum'a üçüncü kez geldiğini belirterek organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Kültür ve medeniyet hizmetindeki her dostumuzun, kardeşimizin bizim gönlümüzde ayrı bir yeri vardır. Çünkü şiir, sanat, edebiyat, tüm bu yaptığımız aslında bir medeniyetin, bir kültürün gelecek nesillere aktarılması için gerçekleştirilmiş özgür ve kıymeti bilinmesi gereken faaliyetlerdir. Bunun için emeği geçen herkese hem Millet Müdürlüğümüzde hem de hasreten belediyemizde ve başkan yardımcımızın şahsında herkese teşekkür ediyoruz. Çorum'u seviyoruz. Daha önce de geldik Çorum'a. Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Can da yaptığı konuşmada ünlü şairlerin kendilerine güzel bir şiir gecesi yaşattıklarını söyledi.
bu akşam şehrimizi teşrif eden tüm şairlerimize teşekkür ediyorum. Gerçekten bugün bize çok güzel bir gün yaşattılar, yaşatmaya devam ediyorlar. Okullarda çok güzel programlar yaptık. Bu anlamda Milli Eğitim Müdürümüz başta olmak üzere tüm Milli Eğitim camiamıza, öğretmenlerimize ve sevgili öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Çorum Belediyesi olarak bir kültür belediyeciliği yapıyoruz. Bunun en güzel örneklerinden birisini bugün sergiliyoruz. Tabii burada Milli Eğitim ile Çorum Belediyesi arasındaki bu uyumdan Çorum kazanıyor diye düşünüyorum. İnşallah bundan sonra da bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Gecede Belediye Başkan Yardımcısı Can'dan merhum şair Abdurrahim Karakoç'un Bırakmıyorlar adlı şiirini de okudu. Yâlden yanıma çağırdım seni, gelmek istiyorsun, bırakmıyorlar. Rüyada, mektupta, albümde beni bulmak istiyorsun, bırakmıyorlar. Umutlar hayaldir, acılar gerçek. Çileye mahkumsun, kim ne bilecek? Ya bir kuru selam, ya bir top çiçek, salmak istiyorsun, bırakmıyorlar. Konuş derler, dudak bağlı, dil bağlı. Çalış derler, ayak bağlı, el bağlı. Kalk git derler, kapı bağlı, yol bağlı. Kalmak istiyorsun, bırakmıyorlar. Can'dan okuduğu şiirle hem ünlü şairlerden hem de salonu dolduran çok sayıdaki gençten büyük alkış aldı. Bırakmıyorlar. Teşekkür ediyorum. Program sonunda ünlü şairlere Saat Kulesi maketi hediye edildi. Çorum Belediyesi Sanat Galerisi'nde ressam Zeki Çetinkaya'nın eserleri görücüye çıktı. Sergi 18 Nisan'a kadar açık kalacak. Ressam Zeki Çetinkaya'nın resimleri Çorum Belediyesi Sanat Galerisi'nde gösterime sunuldu. Serginin açılışına Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yabacıoğlu, İl Kültür Turizm Müdür Vekili Ömer Arslan ve Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mustafa Ercan katıldı. Ressam Zeki Çetinkaya yaptığı resimleri tanıttı. Sergide 34 eser yer alıyor. Sergi 18 Nisan'a kadar açık kalacak. Çorum'da Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz'daki hain darbe girişimine ilişkin 16'sı tutuklu 32 şüphelinin yargılanmasına başlandı. Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir kısmı 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminden öncesine ait FETÖ-PDE'ye yönelik soruşturmalar devam ediyor. Bu kapsamda örgütün il imamı GD ve mütevelli heyet üyeleriyle örgüte finans desteği sağlayan iş adamlarının yer aldığı 32 şüpheli hakkında hazırlanan 554 sayfalık iddianamenin Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilmesinin ardından sanıkların yargılanmasına başlandı. Davanın ilk duruşması öncesi jandarma ekiplerince Adalet Sarayı önünde geniş güvenlik önlemleri alındı. 16'sı tutuklu, 12'si firarda olan 3 adli kontrol kararıyla biri de tutuksuz yargılanmasına karar verilen 32 şüpheli hakkında silahlı terör örgütü yöneticiliği ve silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından hapis cezası istendi. Şüphelilerden 29'u hakkında 15 yıldan 22,5 yıla kadar, 3'ü içinde 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Müzik
Çorum'da narkotimlerin Zeus adlı narkotik köpeğiyle birlikte düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir otomobile gizlenmiş 1336 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ankara'dan Çorum'a uyuşturucu hap sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir aracı takibe aldı. Aracı bir süre takip eden narkotim ekipleri şehir girişinde durdurdu. Narkotik köpeği Zeus'u araçta geniş çaplı yapılan aramada Zulu olarak tabir edilen bölüme gizlenmiş 1336 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken Şaban K., Özkan U. ve Vedat Ç. gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Hani çıkar 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 çıkar. Kas 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 kas. Hani oğlum kas 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 kas. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda 10'da 10 girişimcilik günlerinin 5.'si gerçekleştirildi. Etkinlikte pazarlama ve müşteri ilişkileri konuları ele alındı. Hoş geldiniz. İlk önce kendimi tanıtmak istiyorum. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve TOP İl Genç Girişimcilik Kurulu'nun ortaklaşa düzenlediği 10'da 10 Girişimcilik Günleri 2'nin bu haftaki konuğu Mustafa Şirin ve Barış Bektaş oldu. Ama yaptığım iş biraz farklı sektöründe. Şimdi hikayem ya da güzel bir başlangıcım yok. Bu kadar Mustafa abi gibi de bu kadar tecrübe de değil. Ama burada size bazı bilgiler vermek istiyorum. Yani bu kitap, yani kitabi bilgiler değil. Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Etemer Koç Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğin moderatörlüğünü öğretim görevlisi Fatih Şanöz yaptı. Ama biz bunu hiçbir zaman pratiğe dökemezdik. Yaz aylarında birer stajlarımız görürdük. Onda da bazı şeyler görmeye çalışırdık. O da bize yetmezdi. O yüzden bu benim konuşmamda daha çok size benim firmamdaki pratik bilgilerimi vermek istiyorum. Eğitimler kapsamında öğrenciler alanında uzman kişilerin bilgi ve tecrübelerinden faydalandı. Müşteri ilişkileri değil, yani bir pazarlamadan ziyade sizin ilk başta bir kendinizi geliştirmeniz lazım. Nasıl kendinizi geliştirmeniz lazım? Yani bu bir iş hayatını bir futbol maçı olarak düşün. Program sonunda Mustafa Şirin ve Barış Bektaş öğrencilerin sorularını yanıtladı. İki senelik bir Rusya iş deneyimim oldu. Oradaki ticareti gördüm. Oradaki insanların birbirine ilişkilerini gördüm, müşteri ilişkilerini gördüm. Ondan sonra bunu burada biraz daha üzerine bir tık koyarak aynı. Program hakkında konuşan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Ömer Faruk Karakaş katılımcılara teşekkür etti. Çankırı'da otomobilin çarptığı kamyonet beton duvardan aşağıya uçtu. Feci kazada araçlar hurda yığınına dönerken kamyonet sürücüsü yaralandı. Kastamonu'dan Çankırı istikametine seyir halinde olan HE yönetimindeki araç, Kırkevler Mahallesi mevkiinde aynı yönde gitmekte olan MT idaresindeki kamyoneti arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet önce yol kenarındaki kaldırımlara, daha sonra demir korkuluklara çarptı. Demir korkulukları kıran kamyonet yaklaşık 5 metre yükseklikteki duvardan aşağıya uçarak durabildi. Feci kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken kamyonet sürücüsü MT'ye yaralandı. Olay yerine giden ambulansa Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan kamyonet sürücüsü MT'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü DAEŞ'e yönelik yapılan operasyon kapsamında 4 Irak vatandaşı gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Samsun İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda ilk adım Canik ve Tekkeköy ilçelerinde 4 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda DAEŞ'le bağlantısının olduğu iddia edilen 4 şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı. Şahısların evlerindeki dijital verilere de polisler tarafından el konuldu.
Irak uyruklu 4 kişi Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Çorum Belediye Spor Teknik Direktörü Gürses Kılıç, belediye sporla ilgili basın açıklaması düzenledi. Şimdi o açıklamalar geliyor ekranlara. Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Çorum Belediye Spor Teknik Direktörü Gürses Kılıç gazetecilerle bir araya geldi. Düzenlediği basın toplantısında konuşan Kılıç, Çorum Belediye Spor'un durumunu değerlendirdi. Çorum Belediye Spor'a tabii ki bir davet üzerine geldim. 2011 yılında çalıştığım şehirde önemli dostluklarım, önemli günlerimiz olmuştu, güzel günlerimiz olmuştu. Tabii bunun üzerine kulübün zor durumda olduğunu, destek amaçlı yardımımız olabilir diye bütün kişisel menfaatlerimizi bir kenara bırakarak ben ilk defa bu kulübe peşin para almadan geldim. Bir talebim de olmadı ve ben üçüncülükte de çalışmadım. İlk defa böyle bir deneyimi de kabul etmiş olduk ki düşüncemizde çok sevdiğim Çorum şehrine acaba hizmet edebilir miyiz düşüncesiyle ki çok da zor şartlardı. Siz de biliyorsunuz ki 10 günlük bir kamp sürecimiz vardı. Sadece 10 gün dönüşünde de maç haftasıydı. Gürses Kılıç oyuncu sakatlığı konusuna da değindi. Arkadaşlar, bu sakatlıklar son 20 günde biz 4 tane maça çıktık. Ve rotasyonsuz. Zaten oradaki istatistik bilgilere de bakarsanız ben son 3 haftayı 18'i bile zor tamamlayarak ilk yarı bittiğinde hemen hemen yaklaşık bir 23-24 kişilik, 25 kişilik bir kadro varken şu anda benim elimde Kocaeli'ne gidecek 18 yok. Ve sakatlık yaşayan arkadaşlarımız da oynayan, devamlı oynayan, üst üste maç yoğunluğu binen, bunlar bir Emrullah zaten 34-35 yaşında, bir diğer Hüseyin yaşadı, o da belli bir yaşın üzerinde. Dolayısıyla biz bu dönemi rotasyonlu geçirebilseydik bu tür yüklenmeler olmazdı. Kaldı ki bakın arkadaşlar, orada da söylüyorum, bizim son maçlarımız Manavgat deplasmanı 10 saat, 8 saat neyse. Karacabey'e gitmişiz 7-8 saat. Döndük 2 gün sonra maç. Ve bu kadrolar aynı kadrolar üzerinden gitmek zorunda kaldık. Dolayısıyla bu tür sakatlıklarda yaşanmış oluyor. Yani bu döneme kadar da bir sakatlık yaşamadık. Herhangi bir sakatlığımız olmadı. Gayet de verimli gidiyorduk. Üst üste maç yoğunluğu, ister istemez yorgunluk, rotasyon yapamama nedenleriyle bu tür sakatlıklar yaşandı. Kılıç mevcut kadro ve transferlerle ilgili de konuştu. Bu ligin üzerinde bir kadro diye zaten konuşuyoruz ama her ligin kadrosu kendine göre olmalı. Şimdi ben size bir örnek daha vereyim. İlk yarı bilmiyorum ama ilk yarı da böyle olmuş. İkinci yarı da sizlere soruyorum. Bir tane oyuncumuzun kaşı gözü patladı mı? Patlamadı. Bir tane oyuncumuz darbeye dayalı sakatlık geçirdi mi? Geçirmedi. Bu lig en fazla mücadele edilen lig, en fazla vücut temasının olduğu lig. Bizim kadroda maalesef bu çatışmaya hiçbir şekilde girilmiyor. Geldiğim dönemde tabii ilk görüştüğümde bana kadronun yeterli olduğu, iki oyuncu takviyesiyle bu işi götürebileceğimizi bana söylendi. Ben de Tekirdağ maçını izlediğim, evet kadronun çok kötü olmadığını ama ikili mücadeleye girmeyen bir takım, yan toplarda müthiş zafiyeti olan bir takım gördüğümü söyledim. Doğru dediler aynı şekilde.
Sevgili izleyenler, haber değeri taşıyan görüntüleri kaydederek 0552 417 18 19 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza bilgileriyle birlikte gönderin. Bültenimizde sizin çektiğiniz görüntülere de yer verelim. Ana haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Gelişmelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Mutlu bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.